Zorluklarla karşı karşıya kaldığınızda Hazreti İbrahim'i hatırlayın. Onun putperestlerle olan mücadelesi bizlere çok şey ifade ediyor. Gelin kısa bir hatırlama yapalım. Keldani kabilesi senede bir gün toplanır, bayram yapardı. Azer, Hazreti İbrahim'e, "Sen de bugün bayram yapmak için bizimle gel," dedi. İbrahim aleyhisselam yolda hastalığını mazeret göstererek geri döndü. Puthaneye gitti. Orada gümüş, bakır ve ağaçtan yapılmış putlar vardı. Önlerine de bereketlenmesi için yemekler konmuştu. En iri put, altından yapılmış bir tahtın üzerine oturtulmuştu. Sırma elbiseler giydirilip başına taç konmuştu. İbrahim aleyhisselam, büyük putun dışındaki putların hepsini baltayla kırdı. Sonra da baltayı büyük putun boynuna astı. Akşam olunca Keldani kabilesi bayram yerinden puthaneye döndüklerinde gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlığa düştüler. Tahmin yürüterek bu işi yapsa ancak İbrahim yapar dediler. Ardından hemen İbrahim aleyhisselamı bularak sordular. Bu işi sen mi yaptın? İbrahim aleyhisselam şöyle cevap verdi. Büyük put kendisinden başkasına tapınılmasını istemiyordu. Bu sebeple diğerlerine kızgındı. Sonunda hepsini baltayla parçalayıp baltayı da omuzuna asmış olabilir. İsterseniz bir de kendisine sorun. Durumu size o anlatsın. Putperest halk, putlar konuşamaz dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam onlara, o halde nasıl olur da kendilerini bile koruyamayan şu aciz varlıklar sizi korur. Hala akıllanmayacak mısınız dedi. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. O, İbrahim, gizlice onların tanrılarına sokuldu. Yemez misiniz dedi. Cevap gelmeyince neyiniz var ki konuşmuyorsunuz dedi. Gizlice üzerlerine yürüyüp sağ eliyle onlara kuvvetli bir darbe indirdi. Es-Saffat 91-93. Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız en büyüğünü belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Putları kırılmış gören halk, "Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o zalimlerden biridir," dediler. Bir kısmı, "Bunları diline dolayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim denilirmiş," dediler. "O halde onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki şahitlik ederler," dediler. Sonra İbrahim'i oraya getirtip, "Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim?" dediler. O da, "Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi eğer konuşuyorlarsa onlara sorun," dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine, "Zalimler sizlersiniz sizler," dediler. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. "Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun," dediler. İbrahim, "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen bir şeye hala tapacak mısınız?" dedi. "Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız?" El-Enbiya 58-67. Putperest halk, Hazreti İbrahim'in bu ifadelerinden putları onun kırdığını iyice kanaat getirdi. Bedbaht putperestler yapılan işi hazmedemediler ve şu taş parçalarının acizliklerini görüp Hakk'a yöneleceklerine Hazreti İbrahim'e ateş püskürdüler. Bir kısmı, "Eğer bir şeyler yapacaksanız onu yakın ve böylece tanrılarınıza yardım edin," dediler. El-Enbiya 68. Putperestler durumu Nemrut'a bildirdiler. Bunun üzerine Nemrut, İbrahim aleyhisselamı çağırdı. Nemrut'un huzuruna gelen herkes evvela ona secde ederdi. İbrahim aleyhisselamsa secde etmedi. Nemrut, merak ve hiddetle sebebini sorunca da, "Seni ve beni yaratandan başkasına secde etmem," dedi. Nemrut, "Senin Rabbin kim?" deyince İbrahim aleyhisselam, "Benim Rabbim dirilten ve öldüren Allah'tır," dedi. Nemrut, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. Zindandan iki kişi getirtti. Birini öldürdü, diğerini ise serbest bıraktı. Sonra da, "Bak, ben de bu işi yapıyorum," dedi. Lakin akılsız Nemrut, diriltmenin ruh vermek, öldürmenin ise ruh almak olduğunu bilmiyordu. İbrahim aleyhisselam, "Benim Rabbim güneşi doğudan doğurur. Gücün yetiyorsa sen de batıdan doğdur," dedi. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurulur. Allah'ın kendisine mülk, hükümdarlık ve zenginlik vermesi sebebiyle şımarıp Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren Nemrut'u görmedin mi? İşte o zaman İbrahim, "Rabbim hayat veren ve öldürendir," demişti. O da, "Ben de hayat verir ve öldürürüm," demişti. İbrahim, "Allah güneşi doğudan getirmekte. Haydi sen de onu batıdan getir," dedi.
Bunun üzerine kafir şaşırıp cevap veremez hale geldi. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. El-Bakara 258. Bu ayeti kerimede Nemrud'un nankörlüğü, azgınlığı ve Cenab-ı Hakk'a karşı ilanı harp ederek baş kaldırışı bildirilmektedir. İmam Beyzavi yeryüzünde ilk ilahlık iddia eden ahmağın Nemrud olduğunu bildirmekte. O Allah'ı inkar etmiş, kendisine verilen mal mülk karşısında şükredeceği yerde nankörlük etmiştir. Bu tarz şahıslar günümüzde de var. Allah bizleri gerçeği gören, duyan ve işitenlerden eylesin. Bizlere imanımızla ölmeyi nasip etsin. İnşallah.